Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testlerin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız ikiz kenar üçgenle alakalı olacak. Hatta ikiz kenar üçgenin ek çizimiyle alakalı olacak. İkiz kenarın ek çizimi neydi arkadaşlar? İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydı hem de kenar ortaydı. Bakın yükseklik açı ortay ve kenar ortay aynı doğru oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edeceksiniz. Hatta yükseklik bundan sonra ayrı bir kavram. Şöyle bir dik tabanı iki eş parçaya bölse bile üçgen olmasa bile aklınıza x kenarı gelecek ve x kenarı siz oluşturacaksınız gençler. Tamam mı? Bunu unutmayın. Mesela bunlardan bir tanesi 4 tane özellik var burada. 1 2 3 4 tane özelliğin ikisi sağlanırsa diğerleri de sağlanır diyeceğiz. Burada da genel örnekleri de var zaten. Örnek sorularda var. Örnek sorulara bakarsanız çözümleri de gayet açıklayıcı bir şekilde verilmiş. Ee, bizim içimiz nerede arkadaşlar? Sorularda. Hadi bakalım isterseniz sorulara başlayalım. Evet birinci sorumuz şu. Arkadaşlar ikiz kenarda çizilen kenar ortay olmuş. O zaman ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir ve aynı zamanda açı ortaydır. Yani 17 ise 17'dir burası da. E burada dik üçgende alfa ile 17'nin toplamı ne olacaktır? 90 olacaktır. Alfa'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 73 derece olarak buluruz. Yani birinci sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 2'ye. Hocam ayrı gayri yerlerde var. Ek çizim yapacağımız belli. Dik tabanı iki parçaya bölmüş yüksekliği ayrı bir göze bakıyorduk. Hemen aklımıza ikizkenar kenar gelecek. Hop şöyle yüksekliğin kollarında ikizkenar kenar oluşturacağız. Hocam ikizkenar kenar oluştu. İkiz kenar oluştu demeyle kalmasın. İkiz kenarlığı göster. Önceden alakası yerdeydi. Bakın bu ikiz, e, ikizlikler. Ama şimdi yan yana geldi. Ve işime yarayacak. Öncelikle bu aynı zamanda bir nedir arkadaşlar? Açı ortaydır. 50 ise burası da 50'dir. 50 90 ise burası 40. Burası da 40 oldu mu oldu. Hocam bu da x kenar. 59 ise burada kaçı da 59 yapar. Ve x'i kaç buluruz buradan? 59 ile 40'ın toplamı buluruz. O da 99 yapar arkadaşlar. Yani ikinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruda neler verilmiş? BF 24 demiş. DG uzunluğu nedir diye soruluyor. Hocam hem aç orta hem yükseklik. Bu nasıl bir üçgendir? İkizkenar üçgendir ve tabanı iki eşit parçaya böler mi böler? E bu da hem aç hem yükseklik. E o zaman bu da ikizkenar üçgendir. E bu da tabanı iki eşit parçaya böler mi böler? Adam sana nereyi vermiş arkadaşım? BF'yi. Hop şurayı 24 vermiş. Yani şuraya A, A buraya BB diyecek olursam. 2 A artı 2 B'yi 24 verdiyse A artı B buradan kaç gelir? 12 gelir. Zaten bizden ne isteniyor arkadaşlar? Hop DG uzunluğu isteniyor. DG uzunluğu da A artı B olduğundan cevabımız kaç olur arkadaşlar? 12 olur. Üçüncü soru böylelikle denizli oldu. Geldik 4'e. İkiz kenar var. Valla tabanla alakalı bir şey yok ama 45'in mantığını kullanalım burada ilk etapta isterseniz. E, çünkü ikiz kenarda taban olsaydı tabana ait ama 45'in mantığından dolayı çizmek daha mantıklı. Hop şuradan dik çizme, çizecek olursak yani 45-45-90 üçgeni oluşturursak arkadaşlar. 45-45-90 üçgeni. 15 kök 2 ise bunlar ne oldu arkadaşlar? 15'e 15 oldu Bu oldu? E hocam burada bir şey çıktı. Bak ikiz kenarda çizilen yükseklik oldu. Tabanı iki eş parçaya böldü. 15 17 ise o zaman burası 8 yapar. E burası da 8'dir. Dikkat ederseniz 8 artı x neye eşit oldu? 8 artı x 15'e eşit oldu. X de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 7 olarak buluruz. Yani dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanımız kaç arkadaşlar? 36. Hemen tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop çizdik. Tabana ait yüksekliği çizince tabanı iki eşit parçaya bölecek. 25'i değil dikkat 36'yı bölecek. 18'e 18 olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 7 kaldı. E hocam şurada bir dik üçgen çıktı ve 25'i ancak burada kullanabilirim zaten ben. Buradaki dik üçgende ne var? 7, 25, 7, 24, 25 üçgenden 24 çıkar. Ve benden AC isteniliyor. Yani şurası. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu 6'nın 3 katı. Bu 6'nın 4 katı. 6 kere 3 6 kere 4. O zaman burası da 6 kere 5 30 yapmaz mı? İkiz kenar olduğundan burası da 30 olur mu arkadaşlar? Olur. Yani 5. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 6'ya. 11'in uzunluğunda 2 eş kola sahip pergel şekil 1'de zemin üzerinde belli bir aralıkta belli bir açıklıktayken sağ kolu çekirgedeki gibi ok yönünde ne yapılmış? 6 birim kapatılmış. Zeminle 60 derece açı yapmış. Arkadaşlar bu pergelin şeyleri 2 eş kola sahip ya. Yani buradakilerde 10 birim 10 birim değil mi? Evet. Aa hocam 10'a 10, 10 60 sa burası da 60 yaptı. 60 60 sa burası da 60 yaptı. E 60 60 60 olduğundan burası kaç oldu? 10 birim oldu mu oldu? Önceki açıklık 16 mı oldu? Evet şu açıklık 16 oldu arkadaşlar. Buna göre ilk durumda pergelin kolu ve zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bizden buradaki üçgenin alanı soruluyor. Bu üçgenin alanı bulmak için hamle yapacağız. Ne yapacağız? Tabanına ait yükseklik. X kenar tabanda mevcut. Tabanına ait yüksekliği çizdim. 8 8 oldu burası. Hocam 8 10'dan dolayı 6 çıktı. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? Taban 16 çarpı yükseklik bölü 2. Buradan da cevabımız kaç gelir arkadaşlar? 48 gelir. 6. soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. 7. soruda hocam. ikizkenar. kenar Hmm. Normalde 30 parçalanmaz arkadaşlar. Ya 30 parçalamadan da ben bu sorunun çözümünü bulurum. Aa, bu sorunun yazılma amacı ne biliyor musunuz? İkiz kenar ya. E hocam ikiz kenarda böyle bir kenar ortaylık var. Ondan dolayı tabana ait yükseklik çizsek kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Hocam 30'u parçaladık. 15, 15, 15, 75, 90. E burada da haşa 4 haş. Yani direkt burası 4x deyip x'i 3 bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben inadım inat. Biliyorsunuz böyle. 30'u parçalamamak için elimden geleni yaparım. En son çare artık %99.9'unda parçalanmaz diyorduk. Burada 30 parçalanarak da çözüm var. E büyük ihtimalle 30 parçalanmadan da çözüm vardır tabii ki. Sözümün arkasındayım kardeşim. Eşitlik gördüm. Ben bu eşitliği nasıl kullanırım? Eşitlik varsa hocam orta taban. Hemen orta taban çizelim. E biz şurada şöyle alıştık ama eşitliğin olduğu yerden bir orta taban çizmeye alıştık ama şöyle de olabilir fark etmez. Hiç sıkıntı değil. Şuradan bir paralel çizsek arkadaşlar buna. Şöyle paralel çizdiğimiz zaman ne oldu? Hocam paralelse 12 ise 6 oldu. E, bu da ne oldu? Orta taban olduğundan 6'ya 6 oldu burası da. E hocam şunlar paralel ya. 30 ise burası 30 oldu. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 diye buluruz. Ya da e, ort tabanı şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bakın hep söylediğimin arkasında kalarak çözüm yapıyorum görüyorsunuz. E, ort tabanı şöyle de yapabilirsiniz. 30'un mantığını kullanarak da yapabilirsiniz. Hocam 30'un mantığını kullanarak şöyle bir dik çizsem. E, dik çizdiğimiz zaman ne çıktı arkadaşlar? 30-60-90 üçgen çıktı burada. Evet şuradaki üçgende 30, 60, 90 üçgen 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir? 6. Hocam şunlar paralel. Her iki doğruyu da aynı anda dik. O zaman paralel ve şurada değişiklik varsa orta taban böyle de çıktı diyebilir miyiz arkadaşlar? Diyebiliriz. Amaç burada. Yani sen bu soruyu çözememişsin ki geliyorsun bunu dinliyorsun. Amaç göremediğin değil de hani verilen mantığı kullanamadığın yerleri sana gösterebilmek. Farklı bakış açısını sana kullandırabilmek. Bak 30'a yoğunlaştın farklı bir şey çıktı. İkiz kenara yoğunlaştım. Farklı bir şey çıktı. Eşitliğe yoğunlaştım. Farklı bir çözüm yöntemi çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yedinci soru. Böylelikle balık kesir oldu. Geldik 8'e. Kenar uzunlukları 15 birim, 15 birim ve 18 birim olan ikiz kenar üçgen biçimindeki özel tasarım saksı tepe noktasına bağlı ayağı ile zemine sabitlenmiştir. Evet burası zemine sabitlenmiş arkadaşlar. Sonra saksı tepe noktası etrafında ok yönde düştüğünde bir köşesi zemin üzerinde oluyor. İşte burada gördüğünüz üzere. Buna göre diyor. Neresi 2 birimmiş? Şurası 2 birim galiba oluyor böyle düştüğünde zaman. İlginç. Neyse 2 birimden bahsedilmiş mi bahsedilmemiş ama şekil üzerinde gösterilmiş. Neyse buna göre son durumda x ile ifade edilen yer. Hocam şuradaki uzunluk soruluyor bize. Şimdi öncelikle verilen bilgileri kullanalım. Hocam burası 15 burası 15 burası da 18 olduğundan dolayı. İkiz kenar ya ikiz kenarda tabana ait yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Taban uzunluğu da belli olduğu için hemen bunu çizdim. Hocam burası 9 burası 9. 9 15 ne üçgen? 9 12 15 üçgenden burası 12 oldu. Sonra ne yapacağız? Önceki hali arkadaşlar. Önceden üçgenimiz nasıldı? Bak şöyleydi değil mi? Hatta şurada da şunu da çizeyim isterseniz. Önceden üçgenimiz böyleydi. Şuradaki 2'yi kullanmam lazım benim. E, hocam burası 2 ise bunun tamamı 15 olduğu için kenar uzunluğu buraya kaç kaldı? 13 kaldı. E başka ne yapacağız? Açılara dalalım mı arkadaşlar? Dalalım. Başka da yapacak bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ha burası da kaç? 15. E 15'e 13. He, bak burası 13 ya. E arkadaşlar sen biraz önce yükseklik çizmiştin. Bu yüksekliği kaç bulmuştun şöyle? Hocam bu yüksekliği biz bak 12 bulmuştuk. Bak bulduğumuz hiçbir bilgi boşuna değilmiş. E burası 13 ise 2'yi kullandım. Burayı 13 buldum. 13, 12 ne? üçgeni? 5, 12, 13'ten 5 çıktı. Hocam bu yükseklik tabanı 2 eşit parçaya vermişti. 9, 9 diye. E burada da x uzunluğu şurası olmadı mı? Yani x neye eşit oldu? 9 artı 5'e eşit oldu. O da kaç yaptı arkadaşlar? 14 yaptı. Yani 8. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 9'a. Hocam yükseklik benim için ayrı yeri var. Ayrı apayrı. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa tabii ki bu bir ikiz kenar üçgendir. Ve tabanı iki parça parçaya böler mi arkadaşlar? Böler. Sonra başka bir şey verilmiş mi arkadaşlar? Başka bir şey verilmemiş mi? Paralellik paralellik. Şu 90'lıklara bir bakayım isterseniz. AD ile BC dik. Evet A ile BC dik. Bunu hallettik. A ile EC dik. Şunu da şu dik. Tamam. EF ile AC dik. E tamam bu da e, tamam. E ben burayı bulabiliyorum ya. Şurada ne var arkadaşlar? Şurada bir öklüt bağıntısı yok mu? Var. Öklüt bağıntısı da 4'ün karesi 1 çarpı A'ya eşit değil midir? Evet 4'ün karesi 1 çarpı A'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 16 buluruz. E hocam burası 16 ise burası toplamda kaç yaptı? 17 yaptı yani burası da 17 oldu. E, 15-17 ne üçgen arkadaşlar? 8-15-17 üçgeninden 8 çıktı burası. E tabanı da iki eş parçaya bölmüştü. Toplamda kaç yapıyor o zaman arkadaşlar? BC 16 yapıyor. 9. soru böylelikle Cihan oldu. Geldik ona. E hocam bak dik. Yükseklik benim için ayrı bir yere sahip. Yükseklik tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklına ne geldi? İkiz kenar. Hocam şununla şu ikiz kenar oldu. Eyvallah. Başka şu eşit şu eşit. Bak ED eşit. Aa, E'de de eşitmiş arkadaşlar. Aa, ben burada bir şey fark ettim. Bak, E, D'nin eşitliğini koyunca eşit eşit eşit. Ne çıktı arkadaşlar burada? Muhteşem. Ya da ya da ya da ya da Hiç muhteşeme girme. Hocam şuradan şöyle şunu çizeyim falan diyecektim ama öncelikle verilen bilgilere bakıyoruz. Verilen bilgilerden çözüm çıkmıyorsa e, ek çizimlere yönlaşıyoruz. Hocam, şu ikizkenar verilmiş ya. Burada çizilen ikizkenarda tabana ait yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölecek mi? Bölecek. Hocam şu yükseklik tabanı 11. 11 diye iki parça mı böler o zaman? Evet. E o zaman burası da 11 ise buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Benden Ali Bey uzunluğu isteniyor. Ali Bey uzunluğu. E bitti gitti arkadaşlar. Şurada da şu birbirine eşitti. 11, 2 daha 13. O, zaman burası da 13'tür. Cevabımız böylelikle Balıkesir çıktı. Geldik 11'e. Hocam 45, 45, 93 geni var. Öncelikle onu kullanayım. E burası 45 derece ise 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2 yapar. 3 köklü, 3 kök kök katından dolayı burası 6 yapar? Evet. Şuradaki neyi kullandım arkadaşlar ben? 45 45 90 üçgenini kullandım. Eyvallah. E burada 30 var. X kenarlık da var. E buradaki 30'dan dolayı tepe açısı 30 ise 180'den 30 çıkart. 2'ye böl. 75 75 yaptı buradaki açılar. E hocam e, burada da 2 iç açı 1 dış açıdan burası da 30 oldu mu? Oldu. O süper. 30'a 30. Hocam bununla da bu x kenar çıktı. 6 ise burası da 6. Yani burası da 6 olmuş oldu mu arkadaşım? Oldu. BE uzunluğu isteniyor bizden. B şurası. Arkadaşlar dikkat ederseniz 30 30 toplamda burası kaç yaptı? Şurası 75'ti ya. Toplamda burası 120 yaptı. 30 30 120. Şu 6'yı da bile yazmama gerek yok. 30 30 120 üçgen olduğundan 6 6 ise hop burası 6 kök 3 olmaz mı arkadaşlar? Evet cevabımız böylelikle Balıkesir oldu arkadaşlar. 30 30 120 üçgeninden dolayı. Geldik 12'ye. Hocam bak 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 verilen bilgiyi kullandım. Bak 13 13 ikiz kenar. Yüksekliğin ayrı bir yeri var bende. Hemen yazdık buraya. Hocam tabanı iki eşit parçaya böldü mü böldü. Aa hocam şuradaki 90'ı kullanmalıyım. 5'i kullanmalıyım. Bak 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş. Ne var burada? Muhteşem. Değil mi arkadaşlar? Şu üçgende bir 90'dan kenar ortaya çizilmiş. Muhteşem şu çıktı. E hocam burası 5 burası da 5. Burası da 5 oldu mu? Oldu. AD uzunluğu isteniyor. Evet, artık şuradaki dik üçgende ne var arkadaşlar? 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13'ten cevabımız böylelikle 12 çıkar arkadaşlar. 12. sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik 13'e. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt D simetri ekseni boyunca kesilip simetri ekseni dediğimiz kağıdı iki eş parçaya ayıracak. Simetri ekseni dediğimiz ikizkenar üçgen olduğu için hocam iki eş parçaya ayırdıysa bu açılar eşittir. Şu açılar eşittir. 90-90 şu kenarlar eşittir. Yani İkiz kenarın tepe açısından çizilen yükseklik simetri ekseni olur arkadaşlar. Neyse A, A üssü, B üssü. Bu şekilde konumlandığında şurayı 25 derece vermiş. Arkadaşım şuradaki eşitleri mutlaka mutlaka yazın. Şimdi öncelikle ne var burada? Öncelikle şurası A iken yok çizgi çizgi diye gösterelim. Hocam burası çizgiyken burası çizgi mi? Çizgi. Sonra hocam bir de şu dik kenar dik kenar ya da bu yükseklik olan kısım bu değil mi? Evet yüksek olan kısım şurası Yükseklik olan kısım burası hocam. A yüksekler bir ikizkenar üçgen mi çıktı burada? Evet ikizkenar. hatta burası 90 derece olduğundan dolayı ikizkenar dik üçgen çıktı. 90 ise buradaki açıda 45 buradaki açıda 45 derece olacak. E o zaman buraya kaç kaldı? 20 kaldı. 20 90 ise burası kaç yaptı? 70 yaptı. Bizden A üssü A C isteniyor. A üssü A C. Arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen aynı değil miydi? Simetri ekseni boyunca ayrılmıştı. Bakın burası nokta nokta açısıydı. Tep açısı. Çizgiyi gören 20 ise buradaki çizgiyi gören de 20 değil midir? Evet. E o zaman toplamda buradaki açı kaç derece oldu? Şurası 20 derece olduğundan. Şu açı isteniliyor bizden. O da 45 artı 20'den 65 derece yapar gençler. Evet cevabımız böylelikle 65 oldu. Yani kaçıncı soru bu? 13. soru böylelikle Cihan çıktı. Ve geldik son soruya. Hocam ikiz kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. Hadi bakalım tabanına ait yüksekliği çizelim. Hop çizdik. Tabana ait yükseklik çizilince tabanı iki eş parçaya böldüm böldü. 12'ye 12. 12 13 ne üçgeni? 5 12 13'ten 5 çıktı burası. Hocam büyükte ikiz kenar üçgen ve tabanda mevcut. Ve tabanımız kaç? Hop şurası. 30 değil mi arkadaşlar? Evet sen yine o zaman tabana ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. 30'u iki eş parçaya böleceksin burada. Hocam burası 15 yapıyor. E burası da 15 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 3 kaldı. Çünkü niye? E 12'si buradaysa buraya da 3 kaldı. E x'i bulacağız. X'e bakarken x nerede? Şuradaki yamuğun içerisinde. Hocam 90'lar fazla olduğunda dikdörtgen oluşturduk. dik üçgen oluşturmuyor muyduk? Evet. Şuradan bir dikdörtgen içeride oluştursam 5 burası da 5. 3 burası da 3. Hocam bu arada 15, 17. Bunun tamamı kaç? 8, 15, 17'den 8 çıkar burası. Dikkat edin tamamı 8 burası 5 ise buraya da 3 kaldı. E buradaki dik üçgende 3 ve 3 yani x buradan ne yapar? 3 kök 2 mi yapar arkadaşlar? Evet x kenar dik üçgen olduğundan burası da 3 kök 2 yaptı. 14. soruyu böylelikle denizli bulduk. Ve evet kazanım odaklı sorularda 6. bölüm testlerini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. bölüm testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.